Hadi kardiyovasküler sistemden konuşalım. Buraya çizmiştim. Kalbimiz burada. Bir pompa kan damarlarına kan pompalıyor ve böylece kan tüm vücudumuzu dolaşıp duruyor. Tüm bu sistemin amacı kanı kapiller yataklara yani kılcal damar yataklarına getirmektir. Burada kan damarları iyice daralmaya başlar ve dallara ayrılırlar. Böylece yüzey alanları artar ve bu artan yüzey alanı kanın bu hücrelerde oksijen ve besin maddesi değişimi yapmasını sağlar. Yani kan bu hücrelere oksijen verir ve kapiller yatağa ulaştığında kendi oksijenini kaybeder. İşte şimdi mavi. Burada kan kalbe geri döner. Henüz çizmedim ancak kan akciğerlere gider ve yeni oksijen alır. Bu kanın dönüp durduğu kapalı bir devredir. Ancak bir problem var. Kalbin kanı oldukça hızlı pompalaması gerekir ki kan vücutta yeterince hızlı dolaşabilsin ve tüm hücreleri besleyebilsin. Bu da kalbin uyguladığı basıncın oldukça yüksek olduğu anlamına gelir. Yani kalpte yüksek basınç vardır ve bu kan damarları boyunca da yüksek basınç vardır. Bu da kan damarlarından ve özellikle de buradaki kılcal damarlardan dışarıya sıvının akışını sağlar. Ve bu akan madde de sadece kan değildir. Çünkü, örneğin kandaki al yuvar hücreleri dışarı atılmak için çok büyüktürler. Ama kanınızdaki biraz daha sıvı olan kısım, yani plazma, atılabilir. Sonuçta bu sıvı buralara geliyor. Bu akan madde, kılcalların dışındaki hücrelerde karışır ve birikir. Bu bir problem. Çünkü bunun sürmesine izin verirsek kandaki sıvının hemen hemen hepsini kaybederiz. Sıvı buralara da atılmış olur. Bu da sürdürülemez bir durum. Bu noktada lenf sistemimiz devreye girmektedir. Odaklandığı sorun budur. Lenf sisteminiz aslında başka bir sıhhi düzenek sistemidir. Şimdi onu çizeceğim. Burada böyle damarları var. Böyle beklenmedik bir yerden başlıyor. Bu damarlar sıvıyı toplar. Sıvı içeri giriyor ve damarlar onu tekrar dolaşıma alıyor. Böylece bu sıvı tekrar kana karışıyor. Bu yolla da tekrar geri geliyor. Ve böylece kan dolaşıma devam edebiliyor. İşte böyle, sürdürülebilir bir durum yaratılıyor. Buradaki kanallara lenf damarları diyoruz. Ve eğer fark ettiyseniz, kan damarlarından biraz farklılar. Çünkü bunlar kapalı devre olarak biçimlenmemişlerdir. Kanınızdan dışarı itilen sıvıya lenf deniyor. Lenf buraya geliyor ve buradaki kan damarlarına geri atılıyor. Başlangıca kadar geri gitmiyor. Bu neden lenf damarlarına ihtiyacımız olduğunu anlatan basit bir açıklamaydı. Hadi bu açıklamaya biraz daha derinlik verelim. Şu kılcal damarlardan birini alalım ve yakınlaşalım. Biraz daha döndürülmüş bir şekil çizelim. Umarım bu kafanızı karıştırmaz. Bunlar, kılcal damarları kaplayan endotel hücreler. Sıvı nasıl dışarı sızıyor ona bakalım. Bu kılcallar boyunca ilerlediğimizde, kandaki oksijen bitecektir. O yüzden, değişen renkler kullanacağım. Gerçekte, renk değiştiren endotel hücreler olmasa bile, bu renkler aklımızda kalmasını kolaylaştırabilir. Bu kılcal damarlar boyunca burada küçük yuvarlaklar halinde çizdiğim küçük al yuvarlarınız var. Evet, işte küçük al yuvarlarınız var. Ve tabii ki bir sürü su da var. Bir sürü. Son olarak da bir miktar proteininiz var. Bu proteinlerin bazıları diğerlerinden daha büyük. Bu yüzden onları farklı boyutlarda çizeceğim. Tüm bunlar kanınızda mevcut. Var olan yüksek basınç onların sızmasına, çıkarılmasına neden olur. Bu yüzden ilk soru bunların nereye ve nasıl çıktığıdır. Hücrelerin arasından sızarlar. Bu hücreler bir şeylerin dışarı çıkmasına engel olacak şekilde sıkıca durmuyorlar. Sadece büyük şeylerin dışarı çıkmasını engelleyebiliyorlar. Al yuvarlar ve büyük proteinler dışarı çıkamazlar. Ancak sıvının, suyun bir kısmı, ve bazı küçük proteinler dışarı çıkacaktır. Onları da böyle çizelim. Yani aslında kan, kılcal damarın son bölümüne geçerken, bazı küçük proteinlerini ve sıvısının bir kısmını kaybeder. O halde birazını silelim. Büyük proteinlerin yoğunluğu artar. Hatta al yuvarların yoğunluğunun da biraz arttığını söyleyebiliriz. Yani kılcalın son kısmında, ilk kısmına göre çözünenlerin daha yüksek bir yoğunluğu vardır. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Lenfler, yani yakında lenfe dönüşecekler dışarı atılsa da sıvının bir kısmı kan damarlarına geri döner. Bunu anlamak için burada çözünenlerin yoğunluğunun yükseldiğini bilmeliyiz. Bu da yüksek osmotik basıncın sıvıyı geri çekmesini sağlar. Ayrıca bunu anlamak için sürekli hidrostatik basıncın, kılcalın son kısmında ilk kısmına göre daha düşük olduğunu bilmelisiniz. Basınç azalır. Kan damarlarından lenfleri dışarı iten şey de basınç. Yani şimdi burada daha az itme gücü var ve daha çok çekme var. İçeriye doğru çekilmeyi sağlayan şey de yoğunluğun artmasıyla ortaya çıkan osmotik basınç. Burada sıvının bir kısmı ve küçük proteinlerin bir kısmı geri çekilebilir. Kafanız karışmış olabilir. Az önce kan damarlarından dışarı itilen sıvının sızdırıldığını söyledim. Ama şimdi de önce sızdığını, sonra da damarlara geri döndüğünü söylüyorum. Aslında dışarıya çıkanlar içeriye girenlerden fazladır. O yüzden şimdi bu okları biraz daha büyük çizelim. Kılcal damarlardaki kan dolaşımının sonucunda lenfler dışarı itilmiş olur. Şimdi lenflerin nereden ve nasıl geldiğini biliyorsunuz. Yine de bu hücreler dışarı bir şeylerin çıkmasını engellemek için neden bağlantılarını sıkıştırmıyorlar diye soruyor olabilirsiniz. Ama unutmayın, beslenmesi gereken başka hücrelerin de var. Bu hücreler glukozu ve diğer maddeleri kandan almak istiyorlar. Küçük glukoz molekülleri ve hormonlar gibi küçük proteinler buraya hücrelerin yakınına girebilirler ve böylece onlarla etkileşebilirler. Eğer kılcal damarlardaki endotel hücreler sıkıca birbirine bağlı olsalardı, vücudunuzdaki tüm hücreler tıkanırdı. Oksijenin bu hücrelere girmesi için de bu boşluklar gerekli mi diye sorarsanız, aslında oksijen bunlardan farklı. Çok küçük. Sadece iki atom ve bir molekülden oluşuyor. Oksijen doğrudan hücrelere gidebilir. Nereye gerekiyorsa bu duvarların içinden geçip oraya doğru gidebilir. Umarım bu size lenflerin nasıl oluştuğuna, nasıl dışarı sızdıklarına ve nasıl sadece küçük bir kısmının tekrar içeri girebildiğine dair bir fikir vermiştir. Son olarak şimdi epey biçimsiz bir insan çizmek istiyorum. Tüm vücudunuzda kılcal damarlar vardır. Bunlar tüm kaslarınızı ve tüm dokularınızı besler. Bu nedenle lenfleri uzaklaştırmak için Tüm vücudunuzda lenf damarlarına ihtiyaç duyarsınız. Lenf damarları bacaklarınızdan çıkar, kollarınızdan çıkar ve devam eder. Kan damarlarıyla benzer bir yapıları vardır. Oldukça küçük başlarlar. Birçoğu bir araya gelir ve daha büyük bir lenf damarı oluşturur. Bunlar kılcal olarak başlayıp daha sonra birleşirler ve büyürler. Tabii ki kan damarlarından temel farkları kapalı devre olmamalarıdır. Sonunda daha büyük bir lenf damarında birleştiklerinde içindekileri tekrar kan dolaşımına atarlar.